Kuzguncuk tarihi. 17. yüzyıl kaynaklarına göre Kuzguncuk bir Musevi köyü olarak anılmaktadır. 500 yıl önce İspanya'dan kovulan, hiçbir Avrupa ülkesine alınmayan ancak Osmanlı ülkesine sığınak bulabilen Yahudilerin, İstanbul'a gelenlerin önemli bölümü Kuzguncuk'a yerleşmişlerdi. Daha 1930'lara dek dünya hahambaşı Kuzguncuk'ta seçiliyordu. Kuzguncuk'taki Yahudi mezarlığı İstanbul'dakilerin en önemlisiydi. Museviler Kuzguncuk'u Kudüs toprağına bitişik saydıklarından buraya çok önem verirler ve vaat edilmiş topraklara gidemeyenleri Kuzguncuk Musevi mezarlığına defnetmeyi tercih ederlermiş. Aynı tarihlerde burada Rumların da oturduğu bilinmektedir. Ermeniler 18. yüzyılda yerleşmeye başlarlar. Yahudilerden sonra Kuzguncuk'ta özellikle Anadolu'nun ortasından Kayseri'den gelen Ermeniler yerleştiler. Çoğaldılar. 19. yüzyılın ilk yarısında önce ahşap sonra kargil kiliselerini yaptılar. Padişahın çok sevdiği Balyan ailesinden 6 ünlü mimardan ikisi Kuzguncuk'ta oturuyordu. Kaynaklara göre basma kumaşa baskı işlerini de ilk kez Ermeniler yaptılar Kuzguncuk'ta. Giderek tüm İstanbul'da işlerini daha büyütebilmek için işlerini Üsküdar'a taşıdılar. Daha sonra Kuzguncuk yazmalarının ünü bugün de anılardadır. Dünyanın en ünlü ud yapımcısı Onnik Usta da Kuzguncukluydu. Ermeniler iyice azalmış olsalar da Ermeni kilisesi yaşamını sürdürüyor. Rumlar. Daha sonra Rumlar çoğaldılar Kuzguncuk'ta. Onların bugün de yaşayan iki kiliseleri var. Özellikle Aya Panteleimon Kilisesi ünlüdür. O da 19. yüzyıl yapısıdır. Aya Panteleimon'da her yıl Temmuz ayının 27'sinde Ayazma günü kutlanır. 1950'lerin ortalarına 6-7 Eylül olaylarına dek burada 3 günlük panayır yapılmış. Ana caddede çiçeklerle süslenir, laternalar kurulur, 3-4 yerde müzikleriyle dans edilirmiş. 20. yüzyıl ortalarından itibaren Kuzguncuk'ta Türkler de çoğalmaya başlamıştır. Şeyhülislam Üryanizade Cemil Molla'nın mescidinden sonra 1952'de Kuzguncuk Camisi yapılmış. Kısacası bugün Kuzguncuk'ta 4 ayrı inanışın tapınakları insanları bir arada yaşatmakta. Sayıları değilse de geçmişte olduğu gibi. Ermeni Kilisesi ile Müslüman Camisi, Yahudi Sinagogu ile Rum Ortodoks Kilisesi duvar bahçe komşusu. Bugün Kuzguncuk'ta bir cami, bir mescit, iki Rum Ortodoks, bir Ermeni kilisesi, biri harap, iki hamam bulunmaktadır. Pek çok tarihi evle birlikte pembe yalı ve eskiden bu yalıya ait olan ünlü Fethi Paşa korusu da buradadır. Kuzguncuk'ta bir Müslüman mezarlığı, bir Rum mezarlığı, bir Musevi mezarlığı vardır. Farklılıklarımız zenginliğimiz, ortak yönlerimiz gücümüz olacaktır. Kuzguncuk'taki caminin yanında bulunan Sur Krikor Lusavorich Ermeni Kilisesi ve 30 metre ilerisinde bulunan Yahudilere ait ibadet yeri olan Büyük Sinagog bu zengin kültürel yapıyı göstermektedir. Bu kilisenin içinde yapılan törenin görüntülerini görüyoruz. Kiliseyi ailece yaptığımız bir inceleme gezisinde içeride ziyaretçiler tarafından yakılan mumları gördük. Kilisede çok sayıda heykel ve tablo vardı. Hristiyan din büyükleri olan azizlerin, Meryem Ana'nın ve Hazreti İsa'nın heykelleri dikkatimizi çekti. Kilisenin içinde çok sayıda sandalye vardı.
İbadet esnasında oturdukları yerler olduğunu öğreniyoruz. Bozguncuk'taki İcadiye Caddesi üzerinde bulunan Agios Georgios Rum Ortodoks Kilisesi ve Agios Pantelemyon Kilisesi ve Ayazması da görkemli tarihi yapısıyla bu zenginliğe katkıda bulunuyor. Bozguncuk'taki ana caddede bir de sinagog var. Bu sinagog Yahudilerin ibadet yeridir. Sinagogun içi de oturma yerleriyle kiliseye benziyor. Ancak bu duvarlarında resim ve heykeller yok. Sinagogun toplantı salonunda ayrı din ve kültürlerden insanların toplantı yaptıklarını görüyoruz. Bu toplantıda hazırlıkların iyi yapıldığını, katılanların konuşmadığı duvarda projeksiyonla yansıtılan görüntülerden izleyebildiklerini görüyoruz. Konuşmacı Yahudilerin lideri Hahambaşı İshak Haleva.